İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni yayın döneminde yine birlikteyiz. Bu yeni yayın dönemimizin ilk programı. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yeni yayın döneminde, geçen yayın döneminin son programında Ahmet Hoca'yla ismini değiştirdiğimiz Ters Köşe programı ile birlikteyiz. Bundan böyle Ters Köşe programı olarak devam edecek. Cumartesi sohbetleri programın günü ve günü, saati evet, değişince. Saati değiştiği için, evet. Evet, çelişmesin diye Cumartesi sohbetlerinin adını Ters Köşe ters olarak köşe değiştirdik. Çok özel bir sebep aranmasın diye bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Onun için bundan böyle Ahmet Saygı Hocam'la birlikte bir aksilik olmazsa her salı 22'de 24 arası 22-24 arası farklı konu ve konuklarla birlikte sizlerin huzurunda olacağız. Bu yayın döneminde biraz da isabet etmesi sebebiyle şu anda belki ilgili vatandaşlarımız, arkadaşlarımız bilebilirler. Bademin hasat dönemi. Adıyaman içinde sulu tarımın, bademin, meyveciliğin önemine binaen biz de bu konunun uzman kişilerinden aşağı yukarı 40-50 yıllık belki daha fazla çiftçi, aynı zamanda 20 yıldan fazla, 26-27 yıl, 30 yıla yaklaşan bir fidan üreticiliği olan, bu işin kompetanı, herkesin namı değer şef olarak bildiği Sayın Abdurrahman Bilgiç ağabeyimizle birlikte olacağız. Biz daha önce de kendisini konuk etmiş, değerli bilgilerinden istifade etmiştik. Bu programda da böyle uygun gördük Ahmet Hocam'la. Adıyaman'da meyvecilik yapılmalı mı? Yani bu programda neyin cevaplarını bulmaya çalışacağız? Adıyaman meyvecilik yapmalı mı? Hangi tür meyvecilik yapmalı? Badem yetiştiriciliğinde ne durumdayız? Badem çiftçisinin belli başlı sorunları neler? Badem pazarımız ne durumda? Yani üretim ve bakım işin bir ayağı, bir de pazar ayağı var bu işin. Çiftçimiz, üreticimiz, yetiştiricimiz pazarından memnun mu? İç pazar mı, dış pazarda mı tercih ediliyor badem? Hangi ülkeler Adıyaman bademini ağırlıklı tercih ediyor? Ya da tercih ediliyor mu Adıyaman bademi? Hakikaten abartıldığı kadar ya da söylendiği kadar var mı? Adıyaman gerçekten bademin başkenti mi? Gerçekten ürettiğimiz bademin fiziksel pozisyonu itibariyle mi bu ismi yakıştırıyoruz? Yoksa kalitesi bakımından mı, içeriğinden mi, anlamından mı bu ismi yakıştırıyoruz? Peki eğer öyleyse Adıyaman bademinin özellikleri neler? Yani hangi özelliğinden dolayı Adıyaman bademinin tercih edilmesini arzu ediyoruz? Bunun yanında tabii badem, meyvecilik madem sözünü ettik. Birçok izleyicimiz bilir ama bilmeyen için de söyleyelim. Zeytin de aynı zamanda meyve kategorisinde kabul ediliyor. Zeytin, nar konusunda hangi durumdayız? Üzüm ya da bağcılık konusunda hangi durumdayız? Ne durumdayız? Bugün itibariyle 10, 15, 20 yıl öncesine göre meyvecilik bakımından neredeyiz? İyi bir yerde miyiz? İyi gidiyor muyuz? Devam etmeli miyiz bu şekilde? Meyvecilik hakikaten Adıyaman tarımı için, çiftçisi için bir kurtuluş olabilecek mi? Ve en önemlisi belki de cevabını bulmaya çalıştığımız ya da bizi ilgilendiren tarafı ayağı, tarım, sulu tarıma geçtiğimizde meyvecilik ne kadar bundan etkilenecek, nasıl etkilenecek, doğru, müsbet anlamda etkileneceği kesin. Ama çiftçiyi ya da üreticiyi, yetiştiriciyi kuru tarımdan sulu tarıma geçişte mercimekten, nohuttan, buğdaydan, mısırdan vazgeçecek mi? Meyveciliğe dönecek mi? Yoksa gerisin geri gidip tekrar
Klasik geleneksel tarıma dönüş. Tarıma mı dönüş olacak? Tabii Abdurrahman abiye biraz çok yükleneceğiz galiba. Bizi bağışlasın. Uzun soluklu bir program. Evet, bizi bağışlasın. Ben kısaca konuk etme sebebimizi açıkladıktan sonra sizler de partnerim olarak size topu atayım. Birkaç cümleyle giriş yaptıktan sonra Abdurrahman abiye bu sorularımızın ilkinden başlayalım. Evet. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yeniden sizlere buluşmanın heyecanı ve coşkusu içerisindeyiz. Konuğumuz Abdurrahman Bilgiç beyefendi. Abdurrahman Bey, hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Hoş geldin Abdurrahman abi. Ben sağ abi diyeceğim. Evet, doğru. Evet. Şimdi ilk sorumuz şu. Şimdi bademin hasat dönemi biliyorsunuz. Adıyaman bademinin spesifik, yani kendine has özellikleri nelerdir? Buradan başlayalım. Şimdi zaten çoğunlukla tanışıyoruz. Abdurrahman Bilgiç, Adıyaman Bozca köyünde dünyaya geldim. İşte hala çiftçilik yapıyorum. 72 yaşındayım. Ömrüm çiftçilikte geçti. Ve sevdiğim bir meslek. Yani çok seviyorum çiftçiliği. Onun için de toprağı, devam ediyorum. Doğayı, evet. Hoşuma gidiyor, seviyorum. Evet. Ve uğraşıveriyoruz. İşte 26 yıl falan oldu. Bu bölgeye fidancıda getirdik. Şu anda çevremde epeyce hem köylüm hem çevremde. Adıyaman'ın ilk fidancısı diyebilir miyiz? Güneydoğu'nun ilk fidancısıyım. Güneydoğu'nun ilk fidancısısınız. İlk fidancısıyım. Güneydoğu, Adıyaman'ın. Evet. Yaptık, başardık çok şükür. Arkadaşlarımız ürün yetiştiriyor, işte çevremize dikiliyor. Şu anda badem olayı yine... Belki sebep biz olduk. Hasat dönemi değil mi? Şu anda hasadındayız. Hasat dönemi, evet. İşte narda, diğer meyvelerde ön ayak olduk. Bu da bizim için gurur verici bir şey. Güzel de oldu. İnşallah devam edeceğiz bu çalışmaya. Üretimi hem meyveciliği. Şimdi badem tabii bir ürün. Bizim daha önce işte bağın kenarlarında bir iki tane yerel dediğimiz çeşitlerde çoğu çağlı olarak yenirdi. Ama ticari olarak ekilmezdi. Yıllar sonra yeni çeşitler çıktı. İşte ticari anlamda daha fazla getirisi olan çeşitler geldi. Geç başladık, çok geç başladık biz bu işe. Daha önce yani 20-30 yıl önce. Yani tütünün yerine bunu yapmamız gerekiyordu. Yapmamışız, geç kalmışız. Onunla beraber yine şu anda çok iyiyiz. Bunun biraz sosyo-kültürel sebepleri var tabii. Yani tercih edilme sebebi ekonomik değerinden çok, çok nüfuslu bir ailenin uğraşı açısından, o açıdan biraz daha önemli. Evet, buyurun abi. Şimdi Adıyaman'da böyle net rakamlar veremem ama yaklaşık 100 bin dönümün üzerinde badem ekili var. Yani devletin desteklediği 100 bin dönüm işte... Vatandaş arazisi müsait değil veya başka yollarla işte ekili. Onunla beraber 100 bin liraya çok aşan bir rakama ulaştık çok şükür. Şu anda hasat dönemi. Yani ben en çok şuna seviniyorum. Adıyaman'da bademin, narın, tütünün. Bu dönemlerde işte Adıyaman bir göç şehriydi. Yani bir ırgat şehriydi. Sizler de hatırlarsınız. Ben bir şeye çok üzüldüğüm bir şey vardı. Bir dernek vardı. Mevsimlik İşçiler Derneği Adıyaman'da. Hiçbir yerde olmayan bir dernek. İnsanlarımız işte Malatya kaşığı toplamaya, işte Ordu'da fındık toplamaya, işte bilmem elma toplamaya, pamuk toplamaya. Yani bir göçebe hayatı gibi bir şey yaşardık. Şu anda o insanlarımız yine yaşıyor, yine çalışıyor ama en azından kendi evinde, kendi ilinde çalışıyor. Biz de, bu da bizim için çok büyük bir sevindiren bir olay bizim için. Dün Yerel Gazete'nin bir tanesinde bununla ilgili geniş bir yazı vardı. Göçü durdurdu diye badem. Hakikaten durdurdu mu göçü? Yani muhakkak yani nadir de olsa gidenler vardır muhakkak. Vardır ama şu anda işte mevsimsel olarak işte tütün dönemi farklı. İşte bu bademin işçiliği var, fidanın işçiliği var, narda işçilik var. Yani çoğu insanımız belki o %100 giden oran yani belki %10'a kat anlamında %10'a %15'e düşmüştür. Yani şu anda eskisi kadar iyi o da gider. Bu yani bizim için şey onur verici bir şey. Çok güzel bir şeyler oldu. Şu anda badem hasadı hocam şunu söyledi. Yani
Niye Adıyaman bademi? Bir sefer ki Adıyaman arazisi tavan arazi değil. Yani sert şekildeki dediğimiz ürünlerin tamamı tavan araziye sermez. Kalın araziyi. Yani kalın araziyi sermez. Kök çürüklüğü yapar, işte su toplar. Düzlüklerde radyasyon donu etkiler, zarar verir. Ama meyli arazilerde, güzel arazilerde su olduğu zaman çok güzel bir ürün. Bir toprağımız, işte havamız, güneşimiz, badem yetişmeye çok müsait bir iklimdeyiz. Çiçek döneminde daha çok nemin düşük oluşu, tozlanmanın yapılması. Gerçi şu anda arkadaşlarımız arı getiriyorlar. Tabii bu da daha güzel bir şey. Evet, badem evet. Biraz öyle. Sıcak evet, ve evet. Kurak iklimi sebebi. Evet, evet. Biz niye Adıyaman bademi, niye ihracata falan onu da konuşuldu. Adıyaman bademinin Amerikan, İspanya bademinden farklı bir tarafı var. Bir aroması var. Hmm. Şimdi Arap ülkeleri Türkiye bademini tercih ediyor. Yani İspanya, Amerikan bademini tercih etmiyor. Biz daha önceki yıllarda bile Amerika'dan badem getirirdik, kendi bademimizi de İran, Arap ülkelerine satardık. Yani tat, aroma çok farklı. Ha belki çekirdeğin fiziki olarak onlar kadar düzgün veya hut kalibre olarak büyük değil ama tat, aroma çok farklı. Çok güzel. Daha mı güzel, daha mı lezzetli? Bir de bizim hasat şeklimiz daha hijyenik. Hmm. Orada işte toprağa dökülüyor, toz, toprak, işte nem olduğu için alfa toksin filan bizimkiler daha hijyen, daha güzel. Bunun için Adıyaman veyahut işte Türkiye bademi şu anda ihracata gidecek kadar bademimiz yok. Çünkü şu anda Türkiye'de üretilen badem Türkiye'nin kendi ihtiyacını karşılayamıyor. Bu da önemli, evet. Hala dışarıdan badem getiriyoruz ki şu andaki üretimin belki iki katı daha olduğu takdirde ancak kendi ihtiyacımızı karşılayabileceğiz. Ve badem tabii bizim konumuz değil ama sağlık yönünde de çok güzel bir şey olduğu için yani sağlığa çok fazlalar olduğu için insana daha fazla tercih etmeye başladı. Yani bir aşure için veyahut işte bir yılbaşı için değil artık herkes günlük tüketime yöneldi. Bu da insan sağlığı yani için çok önemli. Yani daha çok kuru yemiş olarak mı kullanılıyor Abdurrahman abi bademimiz? Yani bademin yan ürünleri yani var ama ürün olarak yani pastacılıkta, kozmetikte kullanılıyor sanki. Onlar tabii tabii. Yağ olarak, badem yağı olarak. Badem sütüdür, badem bulundur işte kozmetik sanayinde, diğer şekerleme sanayinde kullanılabiliyor. Tabii biz Adıyaman'da da şu anda belki 3-5 üründe lokumudur işte bazı şeylerde kullanıyoruz ama önümüzdeki yıllarda bu desen daha çoğalacak. Daha çok çeşitli ürünler elde edilecek. İnşallah biz Adıyaman için belki ben çiftçiyim. Yıllarca da tütün ürettim ama hiç tütünü sevmedim. Evet. Ama bademi çok sevdim. Evet. Herhalde bizim çiftçilerin hepsi böyle düşünüyordur. Yani tütüne geri dönelim, eski imkanı yaratalım deseler tercihinizi şimdi, bademden yana mı kullanırsınız, şimdi, tütünden yana mı kullanırsınız? Tütün, badem, nar, üzüm bunlar farklı iklim, farklı toprak istekleri olan şeylerdir. Şimdi şu Çelikan Ova'mızı hepimiz biliyoruz. Siz orada meyve yetiştiremezsiniz. Ha evet. Meyvecilere uygun değil. Güzel. Ancak tütün, sebze yetiştirilebilir. Adıyaman tütünü de yani bademden çok daha yani dünya piyasasında tek yılda içilebilen bir tütün. Yani dünyanın hiçbir yerinde tütün birinci yılda tüketilmez. Evet. Ancak iki yıl depolanır, olgunlaşır ondan sonra içilir. Adıyaman tütünü öyle değil. Evet. Yılında içilebilen. Hatta biz küçükken işte kaçakçı dediğimiz insanlar Suriye'ye kadar tütünümüz giderdi. Şu anda Türkiye'nin her tarafına yani her ilçesine gidin Adıyaman tütünü şu anda orada satılıyor ki bu da bizim için nur verici bir şey. Ha tütünü tütüne müsait olan arazilerde tütün yapılır. Çukur yerlerde. Yani meyve dona maruz olan yerlerde radyasyon dona da işte toprak yapısı müsait değilse badem ekilemez. Oralarda tütün ekiyoruz. O zaman sorumu şöyle değiştireyim Abdurrahman abi. Şu anda tütünün önündeki zorluklar sebebiyle tütünden vazgeçip bademe dönüş yapan ya da zeytine dönüş yapan yetiştirici eğer tütün işi kolaylaşırsa tekrar tütüne döner mi dönmez mi? Ya da dönmeli mi dönmemeli mi?
Yani şimdi dedim ya ben zaten yani çelikanı istisna tutalım. Kişi olarak ben tütünü sevmem. Şimdi tütünde istihdam çok. Yani herkes köyde veyahut herhangi bir yerde herkes tütüncülük yapabiliyor. Ama ailenin 7'den 70'e kadar her ferdi de çalışıyor. İdi. Evet. Yoğun bir emek var. Yoğun bir emek. İnsanlar bunun karşılığını alıyor muydu? Ama bademde meyvecilikte de 12 aya yayılan bir çalışma şimdi, söz konusu. Şimdi o yok mesela. Şimdi tütünde farklı bir şey var. Dedik ya, arazi müsait olacak. Badem ektiğimiz yerde tütün üretemeyiz. Güzel. Bu çok önemli bir şey. Yani siz mesela Çelikan'da tütünü kaldırın yerine meyvecilik yapın diyemezsiniz. Evet. Yani ikame bir ürün söz konusu değil. Hatta tütünse tütün devam edecek. Denendi, orada. Başarılı olunmadı. Çünkü evet, yani belki kiraz, elma kaşın, vesaire. Kaşın görmüşseniz Çelikan Ovası'nı hep kar su dolu. Evet. Yani bitki kökleri suya yani dayanmış. Senenin 6 ayı. Çünkü yapar evet. Altında, evet. Yani bademin yeri ayrıdır, bağın yeri ayrıdır, zeytinin yeri ayrıdır, fıstığın yeri ayrıdır. Tabii, biz yani istediğimiz ürünü istediğimiz yere yetiştiremiyoruz. Evet. Tarlamızın, iklimimizin şartlarına göre ürün ekebiliyoruz. Mesela biz sebzeyi badem ektiğimiz yere ekemiyoruz. Ancak daha serin, dere ağızlarında ekebiliyoruz. Bizim düzlüklerde mesela domates yetiştiremiyoruz. Domates bizim ürünümüz değil. Ancak serin yerlerde, yani hava sirkülasyonu olduğu yerlerde domates olabiliyor. O büyük bir şey işte, evet. Peki Abdurrahman abi, mesela çiftçimizin bu anlamda biraz daha bilinçlendiğini söyleyebilir miyiz? Yani sizin bu anlattığınız kriterlere uygun, yani eğer meyvecilik yapılacaksa tütüncülük artık yapmaz diyebilecek bir duruma geldi. İnsanlar tütünden küstü. Yani şu anda tütüncülük yapan ve o bölgelerin dışındaki insanlar tütünden küstü. Artık yani çocuğu gitmiştir, okula gitmiştir, işte kendisi Adıyaman'a göçmüştür, başka yere gitmiştir. Şu anda kaldı, köyler evet. Boşaldı. Benim köyüm 145 haneydi. Şu anda 30 hane var. Ya. Şimdi tütün 30 haneyle yapılmak. Tütün 145 hane tamamı yapıyordu. 7'den 70'e herkes uğraşıyordu. Artık o nüfusu oraya götürüp orada eskisi gibi tütün üretmek mümkün değil. Artık o geçti. Öyle tütün, eskisi gibi tütüncülük yok artık. Olmaz. Ben öyle tahmin ediyorum. Ancak daha karlı, daha kolay meyvecilik var. Şimdi bademi konuşuyoruz. Gerçekten bademin Adıyaman ekonomisine çok büyük katkısı var. Bunu görebiliyoruz. Yaşıyoruz. Ben kendim de bahçem var. Ben de üretiyorum. Evet, üreticisiniz aynı zamanda. Evet, üretici olarak. Tabii ben çiftçiyim. Yani ben birinci sırada çiftçiyim, ikinci sırada fidancıyım. Evet, evet. Bravo. Şimdi birim alanında net rakam vermeyeyim ama diğer tahıllara göre, yani buğday, arpa, nohut, mercimeğe göre 8-10 katı daha fazla getirisi var. Bu sene buğday biraz pahalı oldu. Çok, yani önemli bir rakam. Yani buğday şu anda 2,5'lardan 7,5'a çıktı bu yıl, öyle bir şey yaşadık. Onun dışında normalinde yani 8-10 katı daha fazla ürün kaldırıyoruz. Ve girdisi de şey kadar fazla değil. Yani buğday arpadan daha fazla değil. Nasıl, tamam, insan gücü olarak daha fazla ama yani mazottur, gübresidir, tohumudur, ilacıdır. Maliyet açısından. Maliyet açısından girdileri daha fazla şey. Yani belki oran aynı olabilir ama fazla kadar. Fazla değil en azından. Tabii evet. Onun için tercih edilmiş. Mesela Ahmet Hocam, siz mesela nohudu, buğdayı diyelim Ekim'de başlıyorsunuz. Yani sulu tarımda kimse buğday ekmez, nohut da ekmez sanmıyorum. Ama bademde neredeyse senenin 12 ayı işte çapası var, sulaması var, bakımı var, ilaçlaması var, döllenmesi var vesaire. Yani senenin 12 aya yayılan bir şeyi var. Çalışması, hizmeti var. Şimdi zahmetsiz, masrafsız hiçbir ürün, hiçbir kazanç elde edilemez. Hangi ürün daha fazla zorlukla yetiştiriyorsa, daha girdisi daha fazla ise o ürün daha fazla para eder. Mesela biz bademi şu anda diyelim ki işte 30-40 liraya satıyoruz. Ama Antep fıstığı şu anda 130-40 lira. Daha soğuklarda da ancak işte 20 yıl bekliyorsunuz. 20 yıldan sonra yavaş yavaş ürün çoğalıyor, yükseliyor. Yani badem gibi 2, 3. 4. yılda ürün alamıyorsunuz. Birim alanda daha fazla
kilo olarak alamıyorsunuz. Onun için yani zahmetli ve geç meyve yattığı için daha pahalı. Badem ona göre daha şey. Mesela narı biz dekara 3 ile 5 ton arasında ürün alıyoruz. Nereden? Evet. Nereden? Narın fiyatı ne kadar? Atıyorum işte geçen sene 5 liraydı, bu sene 10 lira. Bir tane fiyat oldu 10 lira. Ama badem onun yanında 3 kat kadar daha pahalı. Çünkü biraz daha fazla. Peki nar mı daha zahmetli ya da masraflı? Şimdi badem. Şimdi ben şuna çiftçilerime çok kızarım. Size kızmayacağım da çiftçilerime çok kızarım. Zahmet diye bir şey yok. Çiftçi çalışacak. Gece gündüz çalışacak. Siz diyelim ki memur iseniz sabah 8'den akşam mesai bitinceye kadar işinize gitmek mecburiyetindesiniz. Eğer esnafsanız sabah 6-7'den sabah 10, akşam 8-10'a kadar 12'ye kadar çalışmak mecburiyetindesiniz. Çiftçi de çalışmak mecburiyetinde. Yani böyle havadan para gelmez. Ha belki daha zordur ama çiftçi çalışmak mecburiyetinde. Yani şu anda nar çiftçisi şey diyor ki daha zordur. Zorluğu nedir? Bir budaması vardır. Zaten fazla ürün yapan insanlar kendileri yapamıyor ki. Yani bir aile diyelim ki adamın 100 dönüm narı varsa kendi başına bunu yapamaz. Bizim demin bahsettiğimiz o insanlarımız yani tekrar gitsin göçebe hayatı mı yaşasın? Yani geliyor çalışıyor. Ekipler geliyor diyor ki benim git bari narımı bu da diyor. Mal sahibi hiç karışmıyor. İlaçlamasını öyle yapıyor. Hasatını da zaten tarlada satıyor. Hasadı çiftçi kendisi yapmıyor. Tüccara veriyor, tüccar yapıyor hasadı. Yani zorluğu yok. O ben çiftçilikte zorluk diye bir şey sanmıyorum. Biraz daha zorlaştırayım hatırlaman abi. Evet, evet. Biraz daha kız bana. Ben bir çiftçiyim. Evet. Gerçi narla bademi mukayese etmek biraz çok belki doğru değil ama çünkü nar bademe göre taban araziyi biraz daha seven bir tür. Evet. Yani badem nara göre daha kanaatkar bir tür. Bak. Yani kurak, çorak araziyi daha fazla, ya sıcağı daha fazla sever. Suyu ona göre daha az sever. Tabii, nar daha fazla suyu sever. Evet. Taban araziyi, kalın araziyi vatandaşın deyimiyle daha çok sever. Ben gene bir çiftçi olarak gelsem, desem ki Abdurrahman abi benim şu kadar dönüm bir arazim var. Evet, arazimin yapısı da şöyle, analiz de yaptırdım. Elimdeki toprak analizi de raporu da bu. Aşağı yukarı ikisine de uygun. Yani yağış rejimi her ikisi için aynı. Evet. Yani Adıyaman'daki yıllık ortalama yağış miktarı nar için neyse badem için de öyle. Doğru. Bana bu tarlam için, bu arazim için nar mı önerirsiniz? Badem mi önerirsiniz desen? Ya şimdi bu soru yalnız değil. Bize gelen çiftçilerin tamamı soruyor. Çok sık sorulan sorulardan biz, evet, biz şöyle diyoruz. Arazin kuvvetli. Evet. Suyun bol. Evet. Nar ek diyoruz. Arazin kuvvetli. Çok kuvvetli. Suyun da bolsa suyun bol, nar ek. Arazin güzel. Suyun var. Badem ek. Arazin zayıf. Verimsiz. Suyun da az. Fıstık ak. Peki yarım tarım sula fıstık yok. Sulu tarıma geçti. Su yok. Evet. Suyun da yok, fıstık ek. Arazin hiçbir şey yaramıyor. Zeytin ek. Bir daha dur bir dakika. Evet. Çok ciddi bir şablon verdiniz. Baştan alalım. Toprağın kuvvetli. Suyun da varsa nar. Suyun bol. Suyu bol. Suyun da bolsa evet. Nar. Nar evet. Dik. Dik evet. Devam edelim. Suyun var. Suyun var. Arazi güzel. Arazi güzel. Ama demin bahsettiğimiz gibi kuvvetli yani toprak yapısı işte derin yerde engebesi, olmayacak. Çünkü engebesi. Badem erken çiçek açan bir bitki. Nar gibi değil. Nar geç çiçek açıyor. Donlarda kadar geldi doğru, ortaya. Evet, sonbahar. Ama nar badem nar öyle değil. Şey, badem öyle değil. Badem erken çiçeklenen bir bitki. Dünyanın her tarafında yani yalnız bizde evet. değil. Onun için işte dediğimiz gibi. O yüzden gibi, erken donlardan erken, da etkilenebilir. Sonbaharın erken donlarında bu sene etkilendi mesela. Etkilenmiş evet. Daha çok radyasyon zarar veriyor. Evet, evet. Onun için arazinin müsait olması lazım. Ondan sonra arazin iyi, suyun var, badem ek. Arazin ama, iyi, arazin suyun da varsa. Evet, evet. He. Nar için de aynen öyle. Nar, mesela narın tehlikesi daha büyük. Zeytin için daha. Narı anlatayım. Narı biz yine dere ağızlarında hiç tavsiye etmiyoruz. Yani neden? Soğuk havanın biriktiği yerlerde bunları hiç tavsiye etmiyoruz. Soğuk çünkü havanın biriktiği yerler olmuyor. Eksi 10 derecenin üstüne çıktığı zaman ağacınız 10 yaşına da olsa ağaç kuruyor. Bu sene çok ağaçlar kurudu. Evet yani bu kadar uzun zamandan sonra ilk kez eksi 10'u gördük.
Evet, he, yıllardan beri. Nar onun için yine engebeli radyasyon donuna veyahut sonbaharın, ilkbaharın son donlarına karşı korunaklı yerler olacak. Bizde o periyot aşağı yukarı 22-25 Mart falan bizde. 25 yani bitki canlanmaya başladığı dönemde zarar görür. Eğer araziniz susuz, verimsiz ise fıstık ek diyoruz. Verimsiz. Arazinin hiçbir şeye yaramıyorsa zeytin ek. Çünkü hiçbir şeye yaramıyorsa zeytin. Ama şu siz demin dediniz ya, analiz falan dediniz. Bu ürünlerin tamamı Bağda dahil pek fazla toprak isteği, tercihi yok. Her yerde olabiliyor yani. Tabii tabii. Badem de öyle. Yani, badem de öyle, zeytin de öyle, bağda öyle. Türkiye'nin her tarafında, evet, her ilinde. Da, yani illa benim toprağım şöyle olsun, böyle olsun, işte humuslu olsun, işte ya killi olsun. Böyle bir tercihleri yok. Bu çeşitlerin hepsinde tabii, bu tercihleri yani yok. O fark az önce girişte zaten söylediniz. Çok güzel bir açıklama o. Aroması derken işte o endemik bir özelliktir. Yani her yerde yetişir ama her yerde yetişen badem aynı aroma özelliğini taşımaz. Evet. Tıpkı Malatya kayısısı gibi. Neredeyse her yerde kayısı yetiştirebilirsiniz. Ona da geleceğiz çünkü. Güldü bana kayısı lafını edince. Evet. Ama mesela Malatya'dan aynı tür kayısıyı burada dikin. Ama ışıklanma süresi, işte sıcaklık süresi, toprak özellikleri, yağış rejimi bakımından özellikler farklı olduğu için aynı aromayı, aynı tadı, aynı büyüklüğü belki yakalarsınız. Tabii. Ama aynı aromayı, aynı lezzeti yakalayamazsınız. Şimdi ben güldüm. Niye güldüm? Evet. Herkes işte Malatya kayısıdır. Ben de yıllardan beri kayısı üretiyorum. Ta 80'den beri 40 küsür senedir hep bahçem biraz var. Biraz da kasıtlı söyledim siz kayısı konusuna girin evet, diye. Evet. Şimdi Malatya kayısı olur. Malatya lokal bir bölge. İşte kış devam eder ne zamana kadar? İşte Nisan'ın başına kadar devam eder. Kışları bizden serttir yani. Bizden serttir tabii. Bitki uyanmaya geç başlar. Yani vejetasyon geç başlar. Ve ondan sonra çiçeklenmeye başlar. Yani çiçeklenme normalinde 15 Nisan'dan sonra başlar. Bu Türkiye'nin çok yerinde yoktur böyle bir şey. Bir de daha çok kurutmalık çeşit dediğimiz. Yani Hasan Bey, Hacı Halil onlar, bunlar. Soğuklama ihtiyacı çok fazla. Yani aklımda kaldığı kadarıyla 1900 saat yıllık 7 derecenin altında soğuk yemesi lazım. Soğuklamadan kastınız neydi? Soğuklamadaki kastım bitkinin uyku dönemi mi diyelim. Hı. Artık bitkinin olgunlaşma dönemi yani meyve gözünün. Yani tüm çeşitlerde veyahut işte diyelim ki kayısının bir çeşidi işte 1700-1900 saat istiyorsa bir çeşidi var 500 saat istiyor. Mesela bizim şu anda ürettiğimiz şeyde Afrika'da gene çeşitler var. 500 saat soğuklama ki bizim burada ortalama 1700 saatte. Bu son yıllarda kışlar biraz sıcak etmeye başladı. O soğuğu yakalayamıyoruz. Onun için biz her meyve yetiştiremiyoruz burada. Ama tat aroma olarak ben Malatya'dan mesela ben kaç sene önce meyvem yoktu yani kestim tekrar yeniden diktim. Onların çok güzel dediği kaba haşerli çeşidi getirdim çocuklarım yemedi. Bizimkinin tadını bulamadı. Yani yemedi. Şunu mu demek istiyorsunuz sözünüzü? Bizim kayısı Malatya'dan daha mı iyi? Tad aroma olarak her taraftan iyi. Malatyalılar duysunlar bunu. İddialı bir söylem oldu ama. Muhakkak kazacaklar. Antrenman ben yetiştirmişse doğrudur Suat abi. Doğru olan değil. Biz şöyle mesela fidan üreticisi olarak Malatya çeşitlerini biz Güneydoğu Akdeniz bölgesine vermiyoruz. Katiye vermiyoruz. Çünkü bu bölgede hiç meyve vermez. Ancak işte böyle kış şiddetli geçer. O olgunlaşma dediğimiz yani o tomurcuğun ulaşma dönemini yakalar. O zaman onun dışında olmaz. Onun için biz o bölgeye yani bu bölgeye Malatya çeşitlerinin hiçbirini satmıyoruz. Erkenci çeşitleri de Malatya'ya satmıyoruz. Erkenci çeşitler bu Akdeniz, Güneydoğu bölgeleri. Melez türler mi üretiyoruz burada? Yani farklı türler mi üretiyoruz? Yani yoksa şimdi, yani kendi çalışmanız mı var? Hayır. Şimdi dünya o kadar küçüldü ki
diyelim ki işte Ar-Ge çalışmaları yapılıyor. İşte bir firma veyahut bir kurum veyahut herhangi bir üniversite araştırmalarda bir çeşit buldu. Onu bekletiyorlar, işte denemeye alıyorlar. Hangi iklime uygun, işte raf ömrünün ne kadar, işte aroması nedir, bundan sonra eğer iyi bir çeşit ise piyasaya sürülüyor. Ki diyelim ki, farz edelim Amerika'da işte bir çeşit kayısı ihdas edildi. En fazla 10 yıl sonra bizim buraya da gelebiliyor. Yani bir elbise modeli ne kadar sık değişiyorsa meyve çeşidi o kadar değişiyor. Artık biz isimlerini bile telaffuz edemiyoruz bazı çeşitlerin. Hmm. Şimdi bunlara göre diyorlar ki dünyada 3000 adet çeşit elma var. 5000 çeşit armut var. Ama şu anda dünya piyasasında yeni çıkan çeşitler hariç 5000 çeşit armut içinde ancak 40-50 tanesi ticari olarak piyasada diğerleri olmuyor. Üretim çünkü evet. Tabii seleksiyonla meydana gelen çeşitler de var. Evet. Evet. Biz bu teknik konulara girmeyelim Abdurrahman abi. Bademe evet. Geri dönelim. Evet. Bizim için badem önemli. Tütün kadar, hatta da ben bugünkü konuşmanızdan tütünden daha da önemli olduğuna kanaat getirdim. Hatta mümkün olsa tütüne geri dönüş olmasın, bademde ısrar edelim demeye getirdiniz. Demeye getirmediniz, öyle dediniz. Evet, evet. Hem bir badem üreticisi olarak, yetiştiricisi olarak, çiftçisi olarak hem de fidan yetiştiricisi olarak bunu söylediniz. Evet. Peki Adıyaman'da badem üreticisinin hocamın söylediği manada, yani spesifik anlamda badem üreticisinin Adıyaman'da karşılaştığı sorunların başında ne geliyor? Bugün itibariyle badem üreticisinin en büyük sorunu ne? Fidan temini mi, sulama mı, bakım mı, teşvik mi, pazar mı, fiyat mı? En büyük sorunu ne badem üreticisinin? Suat Bey, herhangi bir üründe, herhangi bir sektörde çalıştığınızda muhakkak en üst düzeyde bir formatta çalışıyorlar ise muhakkak onların sorunları vardır. İnsanlar daha iyi, daha güzel, daha fazla ürün yapmak için muhakkak sorunlar olur. Olmaz diye bir şey yok. Ama olmazsa olmaz bazı çeşitli şeyler vardır. Mesela badem, diyelim ki güzel şartlarda yetiştirdiniz, bir birimde 100 kilo aldınız sulu alanda. Onu sulamazsanız 40 kiloya düşer. Bir yıl fazla verir, bir yıl az verir. Şimdi o sulama %50-60 oranında ürününüzü çoğaltıyor. Kaliteyi de çoğaltıyor. Ha, bu ne anlama geliyor? Demek ki bademde su olmasa olmaz anlamına geliyor. Ürünü iki kat, bir kat, yani %100'ün üzerinde bir ürün alıyorsunuz ve kalibre olarak daha güzel ürün elde ediyorsunuz. Şimdi öyle bir şey söylediniz ki, yani sanki bu konuda çiftçinin ya da yetiştiricinin teknik desteğe, bilgiye ihtiyacı var. Sulamayı doğru yapabilmek, ilaçlamayı doğru yapabilmek, bakım tekniklerini doğru yapabilmesi için desteğe ihtiyacı var. İlaçlama çok farklı bir şey. Yani daha önce şahit olduğumuz bir şey oldu. İşte bilim insanlarını getirirdik. İşte Antep Araştırma Enstitüsü'nden, işte Maraş'tan getirirdik. Çiftçilerle böyle sohbet ederken bir şeyler anlatıyorduk kendi bildiğimizce, yanlış veya doğru anlatıyorduk. Çiftçilere dedim ki, arkadaşlar, bizim bugün burada konuştuklarımız sizin için hep doğru bilgi olarak siz algılıyorsunuz ama zaman gelecek, siz bu işin içine girdiğinizde biz gelip sizden bilgi edineceğiz dedim. Ve şu anda o duruma geldik. Yani Adıyaman narı şu anda Türkiye'de bir numara. Birinci sıradayız, kalite olarak birinci sıradayız ve tamamı ihracata gidiyor. Çok güzel. Yani o kırığı, patlağı, çatlağı işte meyve sularına gidiyor ama diğerinin tamamı Avrupa, evet, Rusya ülkelerine gidiyor. Bu daha bu anlama geliyor. Şu anlama geliyor ki Samsa narcısı bu işin tam profesyonel olmuş anlamındadır. Ha bu gitti okudu mu bir yerde? Yok. Profesörler geldi onlara eğittiler mi? Hayır. Tecrübeyle. Ben bir profesöre sordum. Yani budamayı nasıl yapmamız gerekiyor? Ama ben ona çok karşıyım. Yani çok böyle taraftar değilim. Yani şimdi, deneyimle, tecrübeyle kazanmak, elde etmek. Şöyle zaman diyeyim, zaman kaybı var muhakkak. Heh, ben profesöre yani sordum. Dedim ki hocam, işte Adıyaman'da şu anda narcılık epeyce ilerledi.
Ama biz budamayı bilmiyoruz. Dedi ki Abdurrahman Bey, siz nereden de bir budamacı getirirseniz, çünkü budama öyle bir şey ki, Adıyaman'ın merkezinde bir meyve çeşidi, yani bir, diyelim ki bir elmanın budamasını bir şekilde yaparsınız. Çelikan'da bir, Malatya'da bir, işte Niğde'de, yani Türkiye'nin herhangi bir iklimde farklı çeşitlerde o çeşidi budama yapmanız gerekiyor. Bazı yerlerde hava soğuktur, bazı yerlerde su azdır, bazı yerlerde güneş az alıyor, bazı yerlerde fazla alıyor. Bazı için yerlerde dik gelir, bazı yerlerde evet. yatay Tabii gelir. He. Dedi ki, bunun çaresi şudur. Dedi ki, çiftçi kendisi gözlemleyecek. Diyelim ki nar budadı, bu sene çok fazla budama yaptı. Az dal bıraktı üzerinde. Az meyve verdi. Meyvesi kalibre daha güzel oldu. Dedi ki bu yetmiyor bana. Bir sene sonra çok az bir budama yaptı. Daha çok fazla. Ürün aldı. Kalitesi düştü. Düştü. Dedi ki bahçe sahibi kendisi bunu gözlemleyecek. Kararı verecek. Kararı verecek. Ve filancıya budamacıya diyecek ki benim bahçemi şu şekil budayın diyecek. Biz onu şu anda yakaladık. Ben kendi asmamda böyle peki, deneyimleyerek buldum. Peki Abdurrahman evet. abi şunu söyleyebilir miyiz? Yani tarımsal teknolojinin, evet. tarımsal bilimin gelişmesiyle, ilerlemesiyle, değişimiyle üretim teknik yöntem ve uygulamaları da değişiyor mu? Bunu söyleyebilir miyiz? Sen muhakkak yani şimdi... Ya tek bir uygulama metot yok yani. Değişebilir. Yani muhakkak şimdi mesela biz tütünde işte her şey aynı. Yani ilk başlangıcından sonuna kadar işlemler hep aynıydı. Yani fazla bir makinelaşma veya modern bir kapsam alınmadı. Evet. Ama meyvecilikte farklı var. Mesela şu anda biz işte ağaçlarla filan bu da şey hasat ederdik. Şu anda işte makineler var. Makineler titretme yoluyla veyahut daha geniş makineler var. Gövdeyi alıyor, salıyor. Birkaç saniye içinde tamamını döküyor. İşte kabuk alma çok zor bir şey. Şu anda bizim patos tabir ettiğimiz makineye boşaltıyor, kabuğunu alıyor, bir tarafa koyuyor. Öbür tarafta işte eskiden çekişte belki kırılırdı. Şu anda Adıyaman'da birkaç tane makinemiz var yani fabrika gibi. Şey veriyoruz, bademi veriyoruz. Cevizi de aynı şekilde yapıyor. Yani bu kolaylıklar tabii teknoloji ilerledikçe buna daha fazla ilerleyecek ama bunların gidişi çok pahalı. Mesela bir badem toplama makinesi, yani bizim biçer döver gibi bir makine, belki şu anda 3-5 milyon liradır veya o da ona göre dikim budama yapılması çok gerekir. Çok büyük bu, çiftçi lazım onun için. Yani Amerika'da, İspanya'da binlerce dönüm üzerinde yapan işte o hasata uygun dikim yapılması lazım. Evet. İşte bodur çeşitlerde işte büyümeyecek işte evet. budama şekli makineye uygun bir şey yapılması lazım. Tabii. Ha belki Türkiye'de de ileride bu olabilir ama şu anda öyle bir imkanımız yok. Yani makinelaşma yani modern değiliz ama makinelaşma yavaş yavaş çiftçimiz ama bu yöntemlerini kullanması gerekiyor değil mi? Bilimsel, teknolojik yöntem i̇şte, uygulamalarına kullanması gerekiyor. Yani şimdi hangi... Ha, makine anlamında demiyorum. Evet. Teknik olarak diyorum yani bilimsel evet. teknikleri. Ha dediniz ya bir mesela örnek veriyorum tarımla ilgili bir profesyonel, bir akademisyenin işte yeni bir uygulama geliştirmesi, yeni bir yöntem ve teknik geliştirmesi belki de tarımda kullanılabilir yani bizim için. Yani onlar çiftçimiz biraz dik kafalı. Evet. Bazı şeyleri geç yani faydasını veya zararını geç algılar. Evet. O konuda biraz sıkıntımız var. Sıkıntı var. Evet, evet. Peki badem konusunda pazarımız nasıl Abdurrahman abi? Şu anda bizim önümüzde engelleyen Amerikan bademi var veya şu İspanya var. Yani tabii hepimiz bu ülkede yaşıyoruz ama bazı insanlarımız da işte kendi çıkarı için bazılarını zarara uğratıyor. Bunlar da uzayda yaşıyor. Şimdi yani getiren insanlar söylüyor. Ben kendim görmedim ama ithal edilen bademlerin İspanya'da Amerika'ya getirilen ithal edilen çeşitlerin tamamı onların kullanmadığı, onların yemediği çeşitler. Kalitede. Geliyor burada işte Amerikan bademi diye hani biz hep rağbet ederiz ya işte Amerikan bademi diye piyasa biraz daha fazla rağbet görüyor.
Diyelim ki dolar şu anda yükseldi. Fiyat dolar yükseldi. Biz dolar üzerinde alıyoruz onlardan. Onun için bu sene bizde de %100 fark etti, fiyata fark etti ama orada ne kadar ucuza gelirse burada da fiyat ucuzluyor. Çünkü rakibimiz orası. Tüccar oradan getiriyor. Rakibimiz Amerika. O zaman doların yükselişi bademin işine yarar. Etkiliyor. Evet, yani muhakkak şey yaradı da. Ama onlar bizim önümüzde engel. Hı. Eğer olmazsa mesela Türkiye bademi dünya piyasasına girse, işte Arapların yemediği gibi, Arap diyor ki onun tadı aroması yok diyor. Ben diyorum. Evet. Kaldı ki hocam dünyada badem üretimi konusunda Afganistan ve Irak lider durumda yani. Yani Arap ülkeleri bu konuda geri değil. Tunus'ta var, işte İspanya'da var, Kaliforniya zaten bunun merkezi. İnşallah Kahta'mız da işte ikinci bir merkez olur. Tabii, inşallah. İnşallah. Kahta iyi mi Adıyaman'da? Gerçekten Kahta bu işte lider Kahta durumda. Çok fazla ürün oldu. Samsat'ta nar. Yani biz yıllar, hani demin dediniz ya 20 yıla, geçmişteki 20 yıla göre. Hı hı. 20 yıl önce herkes tütüne geldi. Şu anda işte Çelihan tütün merkezi olmuş. İyi de para kazanıyorlar. Evet. Helal olsun. İyi de emek görüyorlar. Samsat dedik ya Türkiye'de bir numara oldu. Narda. Evet, binlerce ton şu anda orada ürün kaldı. Sokava depoları. Gerger'de vardı Narda Abdurrahman Bey. Efendim? Gerger'de vardı. Muhakkak vardı yani tabi orada. Yani Gerger'de arazi pek fazla olmadığı için, kıt olduğu için. Mesela Gerger, Sincik'te de bağcılık. Çünkü arazi al. Bunları ikinci bölümde konuşacağız inşallah. Bağcılık, zeytinlik. 3-4 dakikamız daha var Suat Bey. Bağcılığa sonra mı girelim? Evet, ikinci bölüm girelim. Bağcılığa, bağcılık da çok önemli. Zeytinciliğe, yani diğer ürünlere de gireceğiz. Evet. Yani elma mesela olmalı mı? İşte rutubet arttı, Adıyaman'da nisbi nem arttı. Yani onları konuşur, onları konuşur da. Tarım etkiliyor. Mesela işte Adıyaman için diyorum, tütün, nar, badem, zeytin, Trabzon hurması, İşte evet, Besni Gölbaşı, Besni Gölbaşı ilçemizde hurma çok iyi. Kuru üzüm. İkinci bölüm onu, bütün konu süremiz ona yani, ayıracağız. Allah öyle bize bir nimetler vermiş ki. Hı. Ya şöyle tasavvur edelim. Diyelim ki zeytin. Yani Çelikhan'ı geçtikten sonra Kuzey Kutbu'na kadar gidin zeytin bulamazsınız. Bunlar bulamazsınız. Ben hep söylüyorum, dünyada Türkiye, Türkiye'de de Adıyaman. Dört mevsimi eşit aralıklarla yaşayan bir ilde yaşıyoruz yani. Şimdi Suat Bey, Bereketli Hilal diye bir bölge var dünyada. Evet, bu taraf. Evet. Biliyorsunuz bereket, değil mi? Bereketli Mezopotamya. Yani Sümer, insanların, Sümerlerin bunu, burayı bilenlerin, insanların herkesin gıptayla baktığı, yaşamak buradan istediği bölge burası. Evet. Nohut, mercimek hep Bereketli Hilal'dan gitmiş. Nerede dedir bu? Beyrut'tan başlar, bu Güney Toroslar'da devam eder, aynen. Badat'a kadar. Badat'ta incelir gelir, işte Adıyaman'ın merkezini içine alır. Evet. Ve burası dünyanın en iyi yaşanabilecek bölgesi. Kesin öyle. İklim olarak, hava olarak, yani soğuğumuz var, sıcağımız var, suyumuz var. Ne bileyim, her şeyle toprağımız. Yani topraktan hiç bahsetmedik. Bu kırmızı toprağın nasıl bir nimet olduğunu. En önemlisi Fırat'la Dicle var hocam. Evet. Suyumuzun bolluğu. Yani bunlar bizim için büyük nimetler ama işte biz hem yöre insanı olarak hem de devlet tarafından ihmal edilmişiz. Suyumuz şu anda yok. Bunları sonra konuşuruz. Evet, ikinci bölüm konuşacağız. Güneşi, suyu, toprağı, bereketli ilanı ikinci bölümde konuşacağız. Hele bu kırmızı toprağın nasıl oluştuğunu ikinci bölüm konuşalım. İkinci bölümde konuşalım. Evet. Evet sevgili izleyiciler, şimdi bir ara veriyoruz. Aradan sonra yine birlikteyiz. Sakın bizden ayrılmayın. Şimdi reklamlar.